kadar dik kafalı ve inatçı bir adamsın sen Danilo. Hadi gidelim artık. Oo, herkes buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Betiş Hanım. Babanız nerede? Yukarıda. Çok bana iyi. Biraz kahve getirin. Evet, kutuya sakın dokunmayın. Şimdi geri döneceğim, tamam mı? Ekmeği, peynir olmaz. Peki efendim, evinize hoş geldiniz. Açma Samet, çocuklar kızın. Kimin için ki? Ver bakayım. Çok güzel. Hayatım merhaba. Nasılsın? Sadıkçım. Hasta mısın canım, eve erken dönmüşsün. Ya öylesine uzandım Betüş. Niye yüzüme bakmadan konuşuyorsun? Sadıkçım, kötü bir gün mü geçirdin? Bugün özel bir durum değil. Böyle kelime oyunları mı oynayacağız? Betüş bak, benim bazı endişelerim var geleceğimizle ilgili. Geleceğimizle mi ilgili? Benim yaşadığım sistemde baba olmak farklı. Tamam, seninle açıkça konuşacağım. Evet, seni dinliyorum. Yani kısacası baba ve koca demek, eve ekmek getirmek, çocuklarına, karısına yardımcı olmak, onlara bakmak, gerektiği zaman ailesini korumak demek. Ama ben çilek ve sana yetişemiyorum, yani bunu başaramıyorum. İkiniz de o kadar kendinize ve bize yetiyorsunuz ki ben yani kendimi bir hiç gibi hissediyorum. Hayatım, canımın içi, seni çok iyi anlıyorum. Ve farkında olmadan senin böyle düşünmene sebep olduğumuz için kendimi çok kötü hissediyorum. Tabii ki yani bizim peri olmamız bizi diğer ailelerden farklı kılıyor. Ve bunu değiştirmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ama emin olabilirsin ki sen çilek içinde, benim içinde bir hiç değilsin. Sen bizim her şeyimizsin. Gerçekten mi? Anlatır mısın? Bak, sabah Firuze hakkında konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Evet, çok iyi hatırlıyorum. İşte aynı onun gibi. Yani sana göre sihir bir takım şeyleri çözmek için bir yöntem tabii. Evet, bazı problemleri sihirle halledebilirsin. Bazı sıkıntılardan sihirle kurtulabilirsin. Ama sihirle hiç kimsenin seni sevmesini ya da senin hiç kimseyi sevmeni sağlayamazsın. Hiçbir sihir anne baba olma duygusunun yerine geçmez. Bak, bizim ailemizde sen, Cem ve Ceren peri olmadığı için ve sihir yapmadığı için böyle devam edeceğiz. Yani hayat standartlarımız değişmeyecek değil mi? Kesinlikle değiştirmeyeceğiz. Ben her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğim. Sizlere bakacağım, eve ekmek getireceğim. Sonra Cem'le Ceren mutlaka çabalayarak hayatın zorluklarını öğrenecekler. Yani hayatın zorluklarıyla emellerine ulaşacaklar ve çaba sarf ederek yükselecekler. İşte ben her şeyin çilek içinde aynen böyle olmasını istiyorum. Yalnız beni çilek çok korkutuyor biliyor musun? Yani o kadar çok sihir yapıyor ki seneye karşıma bakan olarak çıkacak diye ödüm kopuyor vallahi. Yok canım, öyle bir şey olmaz, merak etme. Çilek sihirlerini sadece basit, önemsiz şeyler için kullanıyor. Hem o kardeşleri Cem ve Ceren gibi yaşamaktan çok mutlu. Ve? Ve hayatım, biz bu aileyi sihirle kurmadık. Ama eğer bu aileyi dağıtacak herhangi bir problem çıkarsa onu sihirle hallederim. Biz birbirimizi sevdiğimiz için buradayız. Ve sana, ailemizin babası, bizim koruyucumuz, güvendiğimiz bir adam, birlikte vakit geçirmekten çok hoşlandığımız ve canımız babamız olarak ihtiyacımız var. Ve bana soracak olursan, çilek bugüne kadar hiçbir peri ailede bulamadığı baba sevgisini, ben de hiçbir peri erkekte bulamadığım aşkı sende buldum. İşte sen bu yüzden çileğin babası ve benim sevgili eşimsin. İşte şimdi içim rahatladı. Betüş! Betüş! Anne? Ay, bir sihir yap. Ne yap, ne et, bu şeyi üstümden çıkar. Ay, etap delirtti beni. Anne, bu ne hal? Ne oldu size böyle? Karına sor, o anlatsın. Sadıkçığım, şimdi sana bir sürprizim ve ciddi bir teklifim var. Aa, ciddi demişken, şu ceketini de giy de durma
ruhuma uygun olsun. Gel gel bir şey göstereceğim sana. Gel. Çok güzel. Sen de şimdi işlere bak. Gel 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 Sadıkçığım. İşte burada. Bak bakalım şimdi. Böyle. Bu da böyle. Bu da böyle. Tararam tararam. Bak enişte, eğer o damatlığı giymezsen ben sana zorla sihirle giydirmesini bilirim. Ama yani böyle güzel bir kadın için bir çılgınlık yapabilirim. Ay yaşa canım benim. Ay. Kızlar, ben odamdayım. Dünya Messenger'dadır. Akşam bu olayı görmemiz lazım. Hadi gel hazırlanalım. Tamam abla. Gel tezkere, gel tezkere. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. Suddenly appeared before me.